Herkese merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet, Türkiye'nin gündemi gerçekten çok dolu, sürekli değişiyor. Aslında konuşulması gereken en önemli konu ekonomi, insanların geçim derdi ama siyasette öyle şeyler oluyor ki her geçen gün değişken, karmaşık ve kargaşayla iç içeyiz. Ama biz ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz tabii. Neler var bugün? Altın rekora doymuyor, yükselmeye devam ediyor. Diğer taraftan konuta da bakacağız. 8 aydır fiyatlar düşüyor gibi görünüyor. Konut fiyatlarındaki reel düşüş devam edecek ve acaba bu bir alım fırsatı mıdır? Ona bakacağız. Diğer taraftan bugün dış ticaret açığı rakamları da geldi. Hem ihracatta hem de ithalatta azalış var. Peki bu ne anlama geliyor? Neler olacak? Belki de bütün Türkiye'yi ilgilendiren başka bir konu. Bugün Türk İş Açlık ve Yoksulluk Sınırı'nı açıkladı. Asgari ücretle aradaki fark, yoksulluk sınırından bahsetmiyorum artık sevgili izleyiciler. Yoksulluk sınırını telaffuz bile edemiyorum. Çünkü yani gerçekten ulaşılabilen insan sayısı çok az. Yoksulluk sınırına da baktığımızda ise asgari ücretle arasındaki fark tam 3430 liraya çıktı. Her ayda katlanarak yükseliyor. Hepsini konuşacağız. Karşımızda yine çok kıymetli bir konuğum var. Doktor Ulvi Suvarioğlu bizimle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Ebru, iyi yayınlar diliyorum tekrar. Teşekkür ederim. Yani evet. Bu ekonomi programlarında maalesef hep ne derler? Böyle negatif, ona da üzülüyorum ama yapacak bir şey yok. Yani rakamlar da genelde sıkıntılı. Arada iyi rakamlar da geliyor. İşte sabah turizm bakanlık açıklaması vardı. Turizmle ilgili pozitif bir haber geldi. İstersen oradan bir cümleyle de geçelim. Tamam, turizm. Oradan başlayalım. Eylül ayı rakamlarını söylemişlerdi. 2024 yılı için 60 milyon turist hedefi vardı Türkiye'nin. Geçen sene 55'ti bu, biliyorsun, artırmışlardı. Şu anda Eylül ayındaki rakam çok iyi çıktığı için yıl sonu hedefini 61 milyon olarak revize ettiklerini, Sayın Bakan yukarı yönlü olarak revize ettiklerini söyledi. Bu tabii iyi bir rakam, iyi bir şey bizim için. Yılın son çeyreğinde de beklentinin iyi olduğunu söyler. Buradaki hem sıkıntılı hem iyi tarafı, çevremizdeki tabii belirli hadiseler turizm açısından olumsuz gibi etkilenmeye gözükmekle birlikte biz de genellikle şu andaki ateş alanı bölgesinden değil turistler daha çok Avrupa bölgesi. Birinci sırada her zaman olduğu gibi Ruslar ve Almanlar var. Almanların pek çoğu da zaten oradaki yaşayan ilk giden vatandaşlarımızın ikinci, üçüncü kuşakları gidip gelenler. Hatta biraz bana göre, benim de gözlemlerim öyle. Benim Çeşme tarafındayım ben yazıkta ama Bodrum'daki arkadaşlar da orayı bilmiyorum. Orası benim çok uzmanlık alanım değil. Ben daha Çeşme tarafını biliyorum. Bizim oradaki beachlerde ve restoranlarda high season dediğimiz Temmuz ve Ağustos'ta genellikle görüyorum yüksek harcamayı yapanlar ve paralarını daha rahat harcayanlar, zaten kılık, kıyafet, altlarındaki işte kullandıkları otomobiller, özellikle eğlence sektöründeki harcadıkları paralarla birlikte bu Almanya'dan gelen o kuşağı görüyorum. Türkiye turizmi için bayağı bir harcama yapıyor onlar. Bunlar iyi haberler çünkü 60 milyon aşan bir turist sayısı, dediğimiz gibi bizim az evvel konuşacağımız ithalat ihracat dengeleri içerisinde bize net geliri açısından en iyi döviz bırakan yer turizm. Dolayısıyla evet, turizmden şu an itibaren hiç olmazsa iyi taraf olduğu için oradan başlayalım dedim. Yani gülümseyerek turizmden başlarım. Oradan gelen Eylül rakamları iyi geldi. Bu da sevindirici tarafı. Evet. Oradan isterseniz bunu şeye bağlayalım. Dış ticaret, az evvel bahsettiğin seninle. İhracat, ithalata bağlayalım. Çünkü neticede döviz pozisyonlarımızı ve ekonomik büyümeyi etkileyen unsurlar bunlar. Evet, hem ithalat hem ihracatımız azalıyor. Burada Eylül ayındaki yıllık bazda açığımız, dış ticaret açığımızda %10 artarak 4.11 milyar ABD doları oldu ama ben bildiğin gibi bu programda çok rakamlarla konuşmak yerine bu hadislerin nelere olabilir, nelere sebep sonuç ilişkisi olarak geleceğe neler yapılabilir tahminlerini oluşturmaya çalışıyorum. Çünkü rakamlar her tarafta var. Evet. Peki, çok o zaman altı haneli de var çok meraklısı olanlar ama
Ben hep böyle rakamları şey yuvarlattırım yani. Evet. Sebep sonucu... Nelere neden olacak onu konuşalım o zaman. Evet. Şimdi ithalat ihracatın azalması ve ithalatta özellikle belirli azalmanın olması Türkiye'nin döviz pozisyonları ve dış ticaret açığının burada arttı dedik Eylül ayı itibariyle mümkün olduğu kadar azalması kulağa hoş gelen bir şey gibi gözükmekle birlikte esasında bu rakamların azalması makroekonomik büyümenin de küçüldüğü anlamına gelir. Biliyorsun Türkiye için hep klasik olarak hepimizin bildiği yıllık %5'in altındaki bir ekonomik büyüme olduğunda başta işsizlik olmak üzere piyasa hareketleri ve finansman açısından sıkıntılı olduğuna dair genel yerleşmiş bir kanaatimiz vardır. Şimdi Covid'de sonrasında Türkiye diğer dünya ülkeleriyle kıyasladığımızda büyümeleri nispeten iyi oldu. Ama bu sene ve 2025 için %5 gibi bir büyümek zor hatta imkansız görünüyor. Dolayısıyla bu başta sanayi olmak üzere ve iş işsizlik az evvel biraz sonra tekrar konuşacağımız çünkü asgari ücretten de bahsettin az evvel bu yoksulluk ve açlık sınırını söylerken. Bu piyasalardaki sıkıntıları yani istihdam piyasaları ve ücret dengeleri açısından sıkıntı yaratacaktır. İçsele bir ekonomik, de alacaktır değil mi? Evet. Ekonomik büyümenin küçük olduğu için devletin de kendi bütçesi açısından ilave gelirler oluşturması lazımdır. Veya ilave tasarruf tedbirleri alması lazımdır. Yani şeyin iki ucu. Ya geliri artıracaksın ya gideri azaltacaksın. Şimdi gideri azaltmak bir yere kadar mümkündür. Ama bir noktadan sonra gideri azaltmak hem kişisel hayatımızda hem şirketlerimizde hem devlet bütçesinde sıkıntılıdır. Giderleri azaltmak herkesi çok rahatsız eden bir şeydir. Dolayısıyla büyüme önemlidir. Yani büyüyünce herkes mutlu olur. Pastadan iyi kötü herkes bir pay alacaktır. Büyümeyen bir ekonomide gerçekten hem vatandaşın sıkıntıları hem de kamunun sıkıntıları artacaktır. Bu bağlamda da ben 2025 yılının çok ciddi anlamda vergi gelirleri ve buna benzer gelirlerin üzerine hükümetin çok daha hızlı gideceğini, bu dönemde zaman zaman ertelediği bazı vergi harç stopaj gibi şeylerin 2025 yılında tekrar gündeme getireceğini sanıyorum. Tabii bunun yanına bir de espri yapalım. Cezaları da çok ekleyecekler zaten. Çünkü vatandaşın çok yandığı konulardan biridir. Başta trafik cezaları olmak üzere her köşe başında bekleyen, sürekli bir hata kollayan ve sanki böyle bu cezayı kestiği zaman da herhalde kendilerine verilen bütçeyi de tutturmanın getirdiği hazlı gözleri gülümseyen kamu görevlileri görüyoruz. Halbuki eskiden bu gibi konularda vatandaşa yardımcı olurlardı yani belirli konularda. Örneğin adam trafik sigortasını bir gün geçirmiş olabilir. Gerçi orada 7 günlük sınır var. O gün içerisinde uyarıyorlar hemen ceza kesmiyorlar ama veya işte buna benzer daha hafif letici nedenlerden dolayı yardımcı olur. Şimdi yardımcı olmak yerine tam yakaladık. Güzel burada bedelini ödediyorlar. Yani 2025 yılı bu ithalat ihracat rakamlarının küçülmesi, ekonomik büyümeye yansımaları ve bunların çevremizdeki jeopolitik sorunlar, içimiz Türkiye'nin kendi içerisindeki siyasi gündemin tekrar değişmesi. Yani bu da ayrı bir paragraf. Değişti. Çok hızlı değişiyor biliyorsunuz. Evet. Yani şu bugün mesela kimse TUSAŞ Başkanı konuşmuyor bugün. 3 gün, 4 gün evvel onu konuşuyordun. Ondan 2-3 gün evvel işte İmralı'dan gelecek mi, edecek mi, meclise girecek mi? Onu, yani sürekli Türkiye'de çok dinamik. Sanki belirli bir organizasyon çevresinde her gün bu sayfaya geçelim, şimdi bu chapter'a geçelim, bu bölüme geçelim diye bir siyasi gündem oluşuyor. Bizim konuştuğumuz ekonomi kısmı da bu siyasi gündemden bağımsız değil. Ben bu siyasi gündemin de bu kadar çok ekonomi politik olarak baktığımda konuşulmasının ekonominin getirdiği sıkıntılardan da kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü ekonomi gerçekten tüm dünyada belirleyici. Şimdi kıyamet koptu, ekonomide kıyamet ne gün kopacak diye espriler var bugünlerde ekonomi yayınlarında hep. Herkes Amerika seçimlerini bekliyor. Evet. Yani biz de sanki Trump kazanırsa Türkiye için böyle olur, Biden kazanırsa böyle olur gibi bir herkesin bir görüşü var. Ama ben orada Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi devlet politikaları açısından Türkiye'deki görünmeyen manadaki icebergin altındaki devlet ilişkilerinde
ve yönlendirmelerinde kim kazanırsa kazansın bir şey fark edeceğini düşünmüyorum. Görsel'de işte siyasetin böyle bir tarafı var. Trump bizim Cumhurbaşkanımızı kucaklar, öbürü elini sıkmaz falan filan. Bu gibi konulardan insanlar bir takım şeyler çıkararak o gün biraz işin magazinel tarafı diyeyim ben, rahatlayabilirler. Ama bildiğimiz devlet gibi devletler devlet politikalarını iktidarlara göre değiştirmezler. Çünkü onların arkasında gerçekten liyakatla gelinmiş ve yıllardır belirli bir sistem içerisinde daha belki yaşadıkları savaşların, ekonomik krizlerin örneğin Almanya'da olduğu gibi değil mi? Getirdiği bir devlet politikaları vardır. Bunlardan sadece ekonomik gerekçelerle bazı değişimler yapabilir. Dünyadaki şu anda çevremizdeki çatışmalar, Avrupa Birliği'ndeki olumsuz beklentiler, Çin'le ilgili tüm dünyanın yavaş yavaş herkesin Çin'e karşı bir acaba bize de bir sıkıntısı olur mu diye almaya çalıştığı önlemler. Bunların hepsini üstüne koyduğumuz zaman zaten dünyadaki ekonomik gelişin neler olduğu konusunda ipuçlarını çok rahatlıkla görebiliyoruz. Bu aynı zamanda da başta Çin, Rusya, ABD üçgeninde ve bunun da Avrupa Birliği'ne yansıyan manaları alanında siyasi gündemler oluşacaklardır. Dolayısıyla siyasette ekonomi her zaman olduğu gibi iç içe olacaktır. Bizim burada ihracat ithalata baktığımız zaman dediğim gibi turizmden iyi haber geldi ama kur ihracatçılar için bizde çok önemli ya. Daha evvelden hep bahsediyoruz. Şimdi, evet 2025 yılının da kurumlarda bütçe çalışmaları başlar Kasım ayından itibaren. Aralık'ta da sonuçlanır. Enflasyon dolar, TL anketleri falan yapılıyor bugünlerde piyasada. Genelde dövizde beklenti yıl sonunda asgari 35, azami 37, medyanda yani average'da 36'lar civarında bir dolar kuruyla kapatılacağı piyasanın şu anda beklentileri bunun üzerine satın alınmış vaziyette. Euro dolar paritesinde de yine bu bütçe çalışmalarında %8 ile 10 civarında 1.08, 1.10 pariteleri üzerine hesaplamalar yapılmaktadır. Ama bunlar tabii ki şu anda önümüzdeki verilere göre ve beklentilere göre yapılan şeyler. Olağanüstü durumlar her zaman bunları değiştirebilir. Buradan belki konuşmanın başında sen altın, gümüş falan demiştin. Şimdi böyle hepsini birden seni hiç konuşturmadan aldım sazı eline. Konuşturmadan söylediklerin hepsine böyle makamdan makama geçişler yapıyorum. Şimdi Hicaz'dan Hüzdam'a geçtim. Şimdi bütün bu konjonktürlü içerisinde altın demiştin. Altın rekorunu kırdı mı? Kırdı. Hatta beklenenden daha iyi kırdı. Çünkü altının yıl sonunda teknik analizlerde 3000 dolarlar seviyesine geleceği umulurken bu seviyeyi yıl sonundan 2 ay evvel aştı. Şeyde de gram altına baktığımız zaman da bizim ülkemiz açısından önemlidir biliyorsun gram altın. Evet. Şeyde çok fazladır ticareti. Orada da gramın 3000 liraya geleceği, az evvel pardon onsu 3000 dolar bekleniyordu. Daha henüz oraya gelmedik. Tamam mı? Gelecek ama kesinlikle gelecek. İçeride de gramın 3000 liraya geçti. Evet, tabelada 361 lira görünüyor şu anda ama kapalı çarşı piyasasında 3100 liranın çok üzerinde tabii. Tabii yani onu sık sık tekrar ediyoruz. Yani vatandaşlar orada almaya gittiğinde bir 100 lira 200 lira arasında üzerine bir şey evet. koymaları lazım. Satıcının da oradan bir kazanacağı para olacak, yapacak bir şey yok. Ve 3000 lira diye beklediğimiz gram altının da şu andaki aynen turizmde 60 milyon bekliyorduk, 61'e çıkartıldı, yükseltildi beklenti. Burada da 3300-3500'e gider mi diye bir beklenti oluşturuluyor. Peki burada tüketici nasıl davranmalı? Şöyle davranmalı. Altının, çünkü teknik analizler hep şunu söyler. Bu tür yükselişlerin beklenenden yüksek olduğu dönemlerde çok ciddi geri dönüşler olabilir. Dolayısıyla bu seviyelerden altın alındığında muhtemelen sıkıntılar yaşayabilirsiniz diye bir teknik analiz şeyi vardır, yorumu vardır. Ama burada altın sadece talepten kaynaklanan bir fiyat oluşturması değil, aynı zamanda hem çevredeki çatışmalardan, işte ABD seçimlerindeki gelecek beklentilerden, işte İran-İsrail gerginlikleri, Ukrayna-Rusya halen devam ediyor. Hatta çok gündem yapılmıyor görebildiğim kadarıyla ama yabancı basından mesela Kore biliyorsunuz oraya asker gönderdiği konuşuluyor. Şimdi
Kuzey Kore ile Güney Kore de bu işin içerisine girerse Rusya taraflarında orada enteresan çok gelişmeler olur. Ve işin içerisinde Rusya ile Ukrayna'nın dışında bir de uzaktan kumandaymış gibi NATO ve ABD var ama bunun içerisinde hele Kuzey Kore gibi enteresan lideri olan bir ülkede girdiğinde ortaya çıkabilecek bazı çılgınlıklar olabilir. İnşallah olmaz tabii, olabilir ama girmiş. Yani haberler 3 gün civarında bir asker gönderdiğini ama şu anda Rus askerleriyle bir araya gelen Kuzey Kore askerlerinin iletişimde lisan açısından sorun yaşadıklarını, bunun için bir sürece ihtiyacı olduklarını söyleniyor. Belki de bazı eylemleri bu nedenden dolayı geciktirmiş olabilirler. Çünkü bunlar ciddi iletişim gerektiren konular değil mi? Teknolojik aletlerle konuşacaklar vesaire vesaire. Ama işin içerisinde Kuzey Kore de oraya girdi. Demek ki dünyada bir gerginlik stratejisi 2025 yılında da devam edecek. Evet. Hatta bazı alanlarda genişleyerek devam edecek. En önemli gündem her zaman İsrail'in bu son Lübnan şeyinden sonra da İran olacak. İran tabi çok kolay bir lokma değil dengeler açısından. ABD seçimlerinin de her iki başkanın temsil ettiği gruplar açısından yaklaşımlarında belirli farklılıklar var ama bu çatışmaların devam edeceği net olarak gözüküyor 2005 yıl için. Bu ekonomi için tehlike olabildiği kadar yeni dünya düzeni dediğimiz geçişler içerisinde de arayışların esasında doğal bir yansıması. Dünya yeni bir çağa, yeni bir düzene geçeceği zaman mutlaka bunlar çatışmalarla, çarpışmalarla ve belirli kayıplarla, gözyaşlarıyla, acılarla olur. Belirli ülkelerde işte eskiden Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı diyorduk. Şimdi Üçüncü Dünya Savaşı diye belki adlandırmıyoruz ama bölgesel çatışmaların azalmayacağı bir döneme giriyoruz. Bunu nereye bağlamak istiyorum? Altının talebi hem bu nedenden dolayı artıyor hem de yeni dünya düzenindeki değişim aracının dijital paralarla altın arasında belirli oranları olsun mu olmasın mı diye çok üst perdede siyasi görüşmeler olduğu için de merkez bankaları ve devletler de altın stokları açısından belirli ülkeler tabii ki güçleri oranında stoklarında bulundurmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla altının geriye gitme ihtimali yok. O zaman şunu söyleyebiliriz. Altın teknik analiz olarak belirli seviyelere geldiğinde böyle birkaç gün geriye gittiğinde bunları bir yatırım fırsatı olarak görebiliriz. Evet. Bu da bir yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte diyelim. Yatırım fırsatı olarak görebiliriz. Ama onu da birazcık felsefi bir şeye bağlarsak da ya dünya bu kadar karıştıktan sonra altından evin olsa ne olur derler ya. Değil mi? Peki, altından evin, gümüşten yastığın var. O yüzden ben de diyorum ki ya buradan konuşuyoruz mecburen ekonomi falan ama sağlıklıyken ne yedik ne içtik sanki dünyanın şu gidişatında ne kadar eşimizle, dostumuzla, işte sevdiklerimizle bir arada olabildik, ne yaşadık, kar gibi gözüküyor. Aslında evet, tavsiyem bu benim yani. Bu öbürleri SPK nezdinde sıkıntı bu yaratmaz. Bu insani bir tavsiye. Evet. Peki, ekonomi kötü, çatışmalar kötü. Her tarafta pahalılık var. Her ülkede enflasyon mu olacak, resesyon mu olacak tartışmaları var. 2025 yılı gerçekten sadece ülkemiz için değil, dünya için çok ciddi riskler içerisinde barındırıyor. Maalesef. Peki o zaman aslında açlık ve yoksulluk sınırına geçeceğim ama madem altından ev dediniz, ben hemen oradan konuta bağlayayım. 8 aydır düşüyor. Konut piyasalarındaki reel düşüş sürüyor ama yani aslında yatırımcıların alıma yönelmesiyle geçen ay çok ciddi rakamlara da yükseldi konut satışları. Peki bu devam edecek midir? Yani düşüş devam edecek midir? Alım fırsatı daha da fazlalaşacak mıdır konutta? Yani geçen programımızda şunu söylemiştik. 141 bin adet yüksek çıkan geçen ayki konut alımında bir kısmının TL yüksek faizlerden kazançlarıyla fırsat alımı gibi düşünülebilir demiştik. Bir ikincisi de konut piyasasında hem beklenilen vergiler de var. Bu birden fazla evin olması, bunlarla ilgili vergilerde falan da beklentiler var. Dolayısıyla insanların reel manada talepleri ihtiyaç sahipleri tarafından yok. Kendi varlıklarına göre gayrimenkul alımı satımı yapabilen kişiler ve kurumlar var. Buradaki 141 bin adetlik geçen ayki satışın zaten bu söylediğimi de teyit edebilmesi için, gerçi yıl sonuna doğru satışlar artar, yılbaşından itibaren alım satım vergileri falan da artacağı için diye, ama
bu son iki aya da bakmamız lazım. Piyasada esasında söylediğim gibi bunun dışında ihtiyaç sahiplerinin alabileceği konut yok veya evet, çok sınırlı sayı. Zaten bundan dolayı esasında TOKİ kurulmuştu ama TOKİ bambaşka bir mecraya yöneldi, daha büyük projelere yöneldi. İşte şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Kiptaş modeli bir takım işler yapmaya çalışıyorlar. Ama burada ben hep şunu söyleyeceğim. Madem 2025 yılı kötü, yeni bir dünya düzene doğru geçiyoruz. Biraz sonra konuşacağımız açlık sınırı, yoksulluk sınırı, asgari ücretler, bunları konuştuğumuzda normal koşullarda çalışan, ahlaki etik değerlerde çalışan ücretlilerin kendilerinin kamu desteği olmadan ve kamu tarafından oluşturulmuş bir takım organizasyonlar olmadan konut ihtiyacını karşılamaları mümkün değil. Yani bunun bir çarpması bölmesi kalmadı artık. Değil mi? Yani neyle çarpacağız ki? Mümkün değil. Kredibilite açısından finans kesimindeki uygulanan sıkı para politikası, ki Merkez Bankası kendi kuruluş amacı ve görevi itibariyle fiyat organizasyonu, yani enflasyonla mücadele ön plan tuttuğu için, o kendine uygun olarak, doğal olarak belirli bir para politikasını uyguluyor. Şu ana kadar da kendi teorisi içerisinde başarıyla götürdü. Ama bunu biz mali politikalarla ve kalkınma ekonomisi politikalarıyla desteklememiz lazım. Neden? Az bir ekonomi büyümüyor. %5'in altında kalıyoruz. Türkiye için hani kırmızı çizgi %5 gibi klasik bir şeyimiz var. Belli. Bunun altında işte asgari ücret, şu bu tartışmalarını görüyoruz. 3, ithal ihracat dengelerine bakıyoruz. 4, sanayi piyasalarına, hizmet piyasalarına bakıyoruz. Buraların hepsinde paranın reel satın alma gücünün düşeceğini, İlave de istihdam alanının yeni gelen dünya düzenindeki teknolojik gelişmeleri de kattığımızda artmayacağı varsayım ortaya çıkıyor. Evet. O zaman bu kadar nüfus nereye gidecek? Türkiye nüfusu büyük bir ülke. Ve bu nüfus ekonomi büyürken özellikle de sanayiye dayalı bir büyüme yaptığınız zaman iş gücü ücretleri açısından falan avantaj olmakla birlikte katma değeri yüksek teknoloji destekli üretimlere geçtiğimizde ve ekonomik büyümenin de belli bir seviyenin altında kaldığında toplum için aynı zamanda sosyal patlamalara neden olabilecek çok ciddi bir sorun. Yani bu dengeyi sağlamak için zaten biz vekaletimizi siyasetçilere veriyoruz. Ama görebildiğim kadar siyasetçilerin ne iktidarında ne muhalefetinde de bu dengeyi sağlamak için ne muhalefet tarafından ne iktidar tarafından hakkaniyetli bir şey göremiyorum. Ben her zaman şunu söylerim. Hep siyasetçilerle konuştuğumuzda pek çok da tanıdığımız eşimiz dostumuz var. Hep şöyle, işte niye siyaset yapıyorsun derler Türkiye'de. Halka ve hakka hizmet etmek için bu yolu seçtim derler. Ya kardeşim, ne hak kaldı, ne hak kaldı, ne hakkı kaldı. Yani şu rakamların hiçbirinden... Böyle düşünülüyor ama sonrası çok öyle gelmiyor maalesef. Evet, yani buradan bir hak ve adalet çıkmıyor sevgili Emre Hanım. Buradan sürekli bir sıkıntı çıkıyor. Nüfus da bunun çok ciddi artık şeyi olmaya başladı. Olumsuz aktörlerinden biri olmaya başladı. Biz istikbale baktığımızda genç nüfusumuz var, büyüyen ülkeyiz, kalkınmakta faydası olur falan derken şimdi bu nüfus bugünkü koşullar içerisinde sosyal açıdan sorumlu olmaya başladı. Bir ikincisi de bunu hepimiz biliyoruz, tekrar ediyoruz sık sık. Türkiye'deki nitelikli genç nüfus, yani istikbal beklediğimiz genç nüfus mümkün olduğu kadar çevremizde de gördüğümüz üzere bir yurt dışına gitme niyeti var. İki, Avrupa bölgesi kendi yaşadığı iç sıkıntılar açısından özellikle Avrupa'da yani daha geçen hafta tanıdığım sağlık sektöründen birkaç kişi tekrar gittiler. Bunlar 20 sene 30 sene esasında burada üniversitesini okumuş, devletinin ülkesinin içerisinde yetişmiş, tam kemale erip en önemli seviyede katkıda bulunacağız yerde ekonomik nedenlerden dolayı göçüyor. Hiç kimse buradaki evini, barkını, akrabasını, en önemlisi vatan toprağını görülmeyen ama hissedilen kokusunu bırakıp gitmek ister mi? Bu arkadaşlar hiçbirinin gülerek gittiğini de görmüyorum yani. Evet, gençler de haksız değil mi? Bugün okuldan mezun olsalar alacakları asgari ücret, işte açlık sınırına bakıyoruz, asgari ücretin çok çok üzerinde. Vatandaş da bu parayı kazanırken evet, yani gitmek isteyenlere de kızmamak gerekiyor. Dediğim gibi. Şimdi
Evet, senin bıraktığın yer haksız değil mi gençler diyorsun. Doğru. Bugün işte ortalama bir üniversiteyi bitirmiş, iş bulmuşsa işe başlayan gençlerin çok özel birkaç sektör ve uzmanlık alanı hariç 25-30 bin lira maksimum ücretten işe başlayabiliyor. Şu anda Eylül ayı itibariyle açıklanan 4 kişilik ailenin açlık sınırı dediğimiz rakam 20.432 lira. Asgari ücretin bayağı üstünde kaldı. 17 bin liradan 17 binden çıkaralım yani 3.400 lira falan kabaca üstünde kaldı. Bu açlık sınırı nedir? Yoksulluk sınırıyla farkı nedir? Tekrar edelim yani bizi izleyenlerden. 4 kişilik çekirdek bir ailenin sadece aylık gıda harcaması tutarı 20.432 lira. Şimdi sadece gıda harcamasının 20.432 lira olduğunu düşünürsek, işi olsa dahi asgari ücret veya yeni işe girmiş bir arkadaşımızın, kardeşimizin evi olduğunu anneden babadan kalmış. Efendime söyleyeyim, bir takım masraflarını da ailesinin dişinden tırnağından artırarak çocuğumuz bir gün bir yerlere gelince bize bunu geri iade eder. Manevi beklentisiyle, maddi anlamda söylemiyorum. O aile fedakarlığı yapan ailelerde bile, ya o insanların bile artık gıdasından, ondan bundan sağlıklı beslenerek hayatını idame ettirmesi mümkün değil ki. Maalesef. Ki sağlıklı beslenme içerisinde, tırnak içerisinde, hele bir de böyle biraz organik morganik besleyeyim, yediğime içtiğime dikkat ederse orada fiyatlar daha da arttı. Çünkü Türkiye'nin tarım ve ekonomi politikaları bizim organik manada yetiştirdiğimiz pek çok ürünümüzün maalesef üretilmemesine noktasına getirdi bizi. Dolayısıyla sağlıksız beslenerek bu 20.432 olarak açlık sınırını geçirebilmek bayağı bir zor zanaat. Bayağı bir yetenek, bayağı bir beceri isteyen bir şey bile. Diğer yoksulluk sınırı dediğimiz rakamında 66.500 diyelim liraya gelmesi. O ne demek? Gıdayla birlikte diğer harcamaların da haneye girmesi gereken toplam tutar, değil mi? Dört kişilik bir aile düşünelim. Anne ve baba ikisi çalışmadan böyle bir paranın girmesi mümkün değil. Yani anne ile baba çalışsa, asgari ücret alsa bu paraya denk gelmiyor zaten. Evet. Şimdi o zaman zaten geriye şöyle bir şey kalıyor. Türkiye'de elimizde en son 2021 yılı verileri var. Sonrasına ben ulaşamadım. Belki de ben ulaşamış olabilirim. En son verilere göre Türkiye'deki asgari ücretli çalışanların sayısı 7 milyon civarında. Asgari ücretle iki katı arasındaki çalışanları da ilave ettiğimizde 13-14 milyon kişi. Şimdi bu 13-14 milyon kişi artık tüm temel harcamalarının içine girdi 66.500 liralık yoksulluk sınırında olamadığına göre bunlar asgari ücret ve dolayısıyla açlık sınırı civarında dolanan insanlar. Şimdi zaten hep aynı yere geliyorum. Buradan biz nasıl toplumsal huzuru, dayanışmayı, kardeşliği, barışı, kederde bir, tasada bir, iyi günde bir, bayramda bir, seyir, nasıl bunu ayarlayabileceğiz? Çünkü geçinmek o kadar önemli bir kavram ki canlı için, her canlı için, yani biz şu anda insanı konuşuyoruz, doğadaki her canlı için. Karnı aç olan, kendini doyuramayan, belli ihtiyaçlarını göremeyen insanların nitelikli bir hayat sürmesi ve istikrarlı, karşılıklı sevgi ve saygı ortamı içerisinde ilişkilerin üretilmesi mümkün mü? İnsanların streslerini bozuyor, sinir hastalıkları oluyorlar, değil mi? Pek çok sıkıntıya neden oluyorlar. Bazıları belirli şeylere geçerek hukuk dışı işlere başvurabiliyor. Dolayısıyla informal piyasalar, formal piyasaların yavaş yavaş önüne geçmeye başlıyor. Asıl gençliğimizi ve geleceğimizi bekleyen en büyük sıkıntı bu. Ki benim uzmanlık alanım değil ama artık YouTube'daki pek çok, en çok izlenen kanal arasına baktığımızda zaten ülkemizdeki bu ilişkileri anlatıyor. Doğru. Değil mi? Yani normal, formal ilişkinin dışındaki ekonomik hayatı orayı anlatıyor ve gençlerimizin oradaki verilen rol ve görevlerini, kendilerinin önünde rol model olarak olacak insan sayısı azalıyor gittikçe. Ekonomi, ahlakı ve bununla birlikte sosyal dayanışmayı bozduğu için toplumsal ayrışmayı da artıran bir unsur haline gelebildi. Türkiye'nin gerçekten, dünyada zaten bu sıkıntı var ama bizimkinde biraz da arttı bu son dönemlerde. Bizim burada ekonomik politikalarımızla birlikte gelir dağılımı ve istihdam alanlarına gerçekten dikkat etmemiz lazım ve bununla ilgili
işte mesela krediler falan şu anda çok yok ya piyasalarda. Bütün finansman modellerinin bu esasını toplumsal dayanışmayı formal piyasaya etkileyebilecek yöne doğru teşviklerle gidilmesi lazım. Bunun başında da gıda açlık sınırıyla çok ilgili olduğu için tarım, gıda diyorum ve ben her programda bunun üstüne bir cümleyle geçiyorum unutulmasın diye. Su, gıda, tarım önümüzdeki dönemlerin enflasyon açısından, hayat pahalı açısından ve ulaşılması açısından en zor şeyler olabilecek. Bir an evvel buralara geçmemiz lazım. Önce insanların Maslow'un hiyerarşik modelinde olduğu gibi karnı duymayan, işte evi yok, barınacak yeri yok, karnı doymuyor. Bu insandan zaten üçüncü aşamaya geçmemiz mümkün değil. Yok iyi eğitim almış, kötü eğitim almış, eğitim. Önce bunlar, bunun üzerine eğitime sağlığı koymamız lazım ki eğitimle sağlığı hakikaten şu anda konuşmaya kalksam 5 saat konuşurum. Sağlığın ne olduğu, işte büyükşehir hastanelerinin nelere mal olduğu, sağlık politikalarının nelere mal olduğunu daha bir haftadan beri, 10 günden beri gayet güzel bu şeylerde yaşadık. Ama dikkat edin, o da böyle gittikçe gündemden tık 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 düştü. Bugün itibariyle kalktı ortadan. Peki gerçekler ortadan kalktı mı? Hayır. Kalkmadı. Eğitime geldiğim zaman konuştuğumuz ekonomiyle o kadar yakından ilgili ki, çünkü ekonomi de az evvel söylediğimiz gibi Türkiye'nin ekonomi politikaları başta tarım olmak üzere yeniden düzenlenir derken, Türkiye'nin gelecekteki insan ihtiyaç gücünün hangi unsurlara göre yapılacağına göre de bir planlaması yapılmış bir eğitimi de olmadığı kanaatindeyim. Bunun da planlanması olması lazım. Ve bu serbest ekonominin diye tabir edilen ekonominin, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinlerin, dünyanın sıkıntılı olduğu dönemlerde ne kadar zararlı olduğu ve belirli alanlarda devletin mutlaka ekonomik gücü ve kontrolü elinde bulundurması gerekti. Eğitim, sağlık başta, gıda başta, bu uç başında olmak üzere planlama olması lazım. Bunun için de ruhu şad olsun, 29 Ekim yeni atladık. Gazi Mustafa Kemal'i bir kez daha anıyorum. Çünkü İstiklal Savaşı'ndan sonraki ele aldığı toplumun ekonomik yapısını göz önüne getirelim. O gün Lozan'da İsmet İnönü'ye bu kapitülasyonlardan vazgeçmeyin, ayakta kalamazsın, sizin yiyecek içeceğiniz bile doğru dürüst yok, tarımınız bile yok. Zaten erkeklerinizin çoğunu savaşlarda kaybettiniz, kadın nüfusunuz fazla. Sen bu kapitülasyonları niye kaldırmak istiyorsun dediklerinde, onlar gayet onurlu bir şekilde, haysiyetli şekilde, biz kendi ayaklarımız üzerinde duracak bir millet olmaya and içtik diyerek, o gün kurulan kooperatifler, iş bankaları, değil mi, tarım politikaları, Atatürk Orman Çiftliği, bunların hiçbiri elimizde kalmadı ki Ebru. Şimdi biz bunların yeni versiyonlarını ve yeni modellerini ne yazık ki Cumhuriyet'in 101. yılında konuşmak zorunda kalıyoruz. Evet, maalesef. Yani evet. Üzerine bir şey ekleyememek dışında mevcut olanları bile elimizde... Olanı da kaybettik. Yani olanı da kaybettik. Ben öyle. Yani buradan son olarak şunu söyleyeyim. Bu asgari ücret tartışmalarında işte %25'ten fazla olmasın deniyor. Zaten %25'le bile çarpsan yoksulluk sınırına gelemiyorsun. 4 katına verirsen yoksulluk sınırına geliyorsunuz, değil mi? 2 katını verirseniz, neredeyse 1,5 katını verirseniz 1,5 katında şeyine geliyorsunuz. Açlık sınırına geliyorsunuz. Şunu söylemek lazım. Gerekli ekonomik ve sosyal politikalar öncelikli olarak uygulanmak zorunda. Ve dar ve sabit gelirli kesimin, özellikle bu asgari ücret ve bunun etrafında çalışan kesimin, az evvelki bahsettiğimiz yaklaşık 15 milyonun, enflasyonun nedeni bunlar değildir. O yüzden buralarda oran konuşmasınlar lütfen. Bunlar enflasyonun mağdurlarıdır. Enflasyonun sebebi değildir. Sonucudur. Ve bunu böyle %25 mi olsun, 40 mı falan olmuşsun gibi kafaları bulanarak yaptırmak tamamen siyasi bir manevradır. Tamam mı? Hiçbir işveren de ücret açısından batmaz. Eğer bir işveren işleri kötü gidiyorsa, maliyetini oluşturan unsurlarda veya kuruluş amacının dışındaki yeni hedeflerinde bir takım eksiklikler vardır. Ücretlerle şirketler batmaz. Ücretlerle zarara geçmez şirketler. Bunu iyi planlayamayan, programlamayan ve yanlış işte olanlar, insanlar ücretleri bahane eder. Tıpkı ihracatçının sık sık kuru bahane etmesi gibi. Evet, peki. Önemli midir bunlar? Önemlidir. Ama bunlar tek başına bu işin belirlisi değildir. Buradan belki biraz özür dilerim, sesim yükseldi ama bu asgari ücreti çevresinde çalışan 15 kişi için %25 mi olsun, 40 mı olsun diye hele şu anda varmış gibi yapan sendikaların falan konuşmaya hiç hakkı yok. Bence hakkını alacak kesin vatandaşın kendisidir. Sesini yükseltecek. Ben açlık sınırında yaşamak istemiyorum. Bağıracak, çıkacak. Çok ya, hani hak verilmez alınır hesabı alacak. Çünkü veren yok.
o hak ve halk için politika yapıyorum diyen siyasetçilerin böyle bir vizyonları ve misyonları yok. Dolayısıyla bu hakkı vatandaşın alması lazım. Bu 25-30 meselesi olmak çıkmıştır. Sosyal bir sorun haline gelmiştir. Ahlaki sorun haline gelmiştir. Türkiye'nin beka sorunu haline gelmiştir. Ekonomiyi toparlamadan pek çok sorunumuzu çözmek ve güçlü bir ülke olmak mümkün değildir. Peki bugünü de böyle noktalıyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Yine kıymetli yorumlarınızı paylaştınız. Perşembe günü görüşmek dileğiyle diyorum yine de. Rica ediyorum. Hoşçakalın. İyi yayınlar diliyorum.